Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerim, 6. ünitenin 2. dersiyle devam ediyoruz. Eddersu efani medreseti. 2. dersimizin konusu okulum. Evet, ilk etkinimizde bu konuyla ilgili kelimeleri bize veriyor. Def yazalım üstüne anlamlarla. MEDRESETÜN okul saffun sınıf muhtabarun laboratuvar salatu riyadati spor salonu maqsifun kantin hurfatul muallimin öğretmenler odası MEKTEBETÜN kütüphane oraülmeye tuvalet or feül müdir müdür odası Evet diğer sayfamıza geçelim burada ise bir diyalog konusu geçiyor konu başlığı Fis sabahi sabahleyin ya da sabahın içinde fi içinde anlamına geliyor Sabah, sabah. Evet, burada iki kişi arasında bir diyalog geçmekte. Onun tercümesini yapalım. Birinci, erracul adam, et-tilmizu, erkek öğrenci. Evet, esselamu aleyküm Selamun aleyküm diyor. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam diyor. Ma ismuke? Adın nedir? İsmi Muhammed. Adım Muhammed. Hel ente tilmizun fil ibtidaiye. Burada yeni bir kelime var. El ibtidaiye ilkokul demek. Sen ilkokulda öğrenci misin? sorusunu yöneltmiş. Ne diyor cevabı? La. Hayır. Ana, tilmidun fil mutavassita. Hayır, ben ortaokul öğrencisiyim diye cevap vermiş. El mutavassito ortaokul demek. Evet. Devam edin. Diğer soruyu yöneltiyor kendisine. Hel ente zahibun ilel medreseti kulla sabah. Sen her sabah okula gidiyor musun? Burada kullu her demek. Zahibun gidiyor musun? Sorusunu yöneltmiş. Cevap olarak ne diyor? Naam evet. Ana zahibun ilel medreseti kulla sabah. Evet. Ben her sabah okula gidiyorum. Cevabını vermiş. Devam edelim. Soru yönetme devam ediyor. Ma'a men ile medrese. Sen sen okula kiminle gidiyorsun? sorusunu yöneltmiş. Zahibun gidiyorsun demiştik. Ma'men kiminle oluyor? Men kim demek? Evet cevaba bakalım. Diyor ki ene zahibun ilel medreseti ma'a uhti ve sadiqi. Evet. Ben okula kız kardeşim ve erkek arkadaşımla gidiyorum. Burada ma beraber veya ile anlamlarını katıyor. Evet, devam edelim. Eyne medrese okulun nerede sorusunu atmış Ne diyor? Medreseti fi vasatil medine. Okulum şehrin ortasında vasat orta demek. Teşerreftu. Memnun oldum. Maasselame. Güle güle. Fursatun sa'idetun. Tanıştın Memnun oldum. Söylüyor. Fi eman Allah'a emanet ol. Diyerek bu diyalog bitmiş oluyor. Evet geçelim arka tarafa. Buna ilgili sorularımızı cevaplayalım. Birlikte. Evet. Ne diyor? Ma'men yedur hi var. Diyalog kimler arasında geçmektedir? Biz de diyeceğiz ki yeduru geçiyor. Yedurul hi var. Ma'a arrucu ve tilmiye. Ne dedik? Diyalog Diyalog adam ve öğrenci ile geçmektedir. İkinci soru Hel Muhammedun tilmiz Muhammed öğrenci midir sorusu yöneldi bize. Nedir? Evet. Naam dedikten sonra huve diyeceğiz. Naam huve Naam huve tilmizun. Evet o öğrencidir. Ya da naam Muhammed tilmizun da cevabını verebiliriz. O da doğru. Olabilir. Sonraki soruya geldik. İle eyne zahibu Muhammed kulla sabah. Yani Muhammed her sabah nereye gidiyor? Bakın bu ile eyne nereye demek. Değerli öğrencilerim. Eyne nerede ama ile eyne nereye? Yön ifade eden bir soru. Cevap olarak ne diyeceğiz? Hemen zahibun zahibun Muhammed zahibun Muhammed kulla sabah ila medreset Evet. Muhammed her sabah okula gidiyor. Cevabını yazmış oldum. Evet. Sonra dördüncü sorumuza geçelim. Ne diyor? Ma men Muhammed zahibun ilel medrese. Muhammed okula kiminle gidiyor Sorusun yönelmiş. Burada da bakın ma men. Kimin men kim demek ma kimin ile veya kimle sorusu cevabına gelelim ne yazacağız Muhammed. Muhammed zahibun ilel medreseti Ma ma O kız kardeşi Oktuhu ve Sadiquhu Kız kardeşi ve Erkek arkadaşıyla okula Gidiyor diye yazıyoruz Niye bu? Çünkü erkek Muhammed olduğu için Onun kız kardeşi Evet En son soru ise Aine el medrese Okul nerede? Evet, el medresetu. El medresetu fi vasat el medine. Okul şehrin ortasında. Cevabını yazıyoruz ve evet, tamamlamış oluyoruz sorular. Evet, geçelim sonraki etkine. Burada eski konulardan bir tekrar e eşleştirebiliriz hem de anlamlarını yazabiliriz tanıtmak tanıtma bağından. Ne diyor? Nokta tun. Nokta demek. Zaten burada ifade etmiş karşısında. Nokta ten ne demekmiş? İki nokta demek. Fasıla ne demek? Virgül. Asent. Alametü istifem. Soru işareti demek. Alametü taaccüb. Ünlem işareti hausen ise parantez demek. Bunlara da anlamları karşısına yazabilirsin. Yazmasan da zaten burada karşısında belli ediyor anlamını. Evet geçelim diğer sayfamıza. Burada ise kelimeleri yazalım diyor düzgün bir şekilde. Harfler karışık vermiş. Biz de yazalım doğrusunu. Nedir bu? Medreset'in. Ahsantum ceyit. Sonraki neydi? Mektebetun. Kütübhane ahsantum. Ondan sonra nedir bu? Maksifun. Kantin. Ahsantum. En son davratul miyah. Davratul miyah. Tuvalet. Ceyit. Evet geçelim diğer sayfamıza. Burada ise test sorusu var. Resime göre doğru şıkkı seçiniz diyor. Zaten bir kendisini birincisini yapmış. Eynet tilmiyiz. Erkek öğrenci nerede diyor. Cevap fissaf sınıfta vermiş burada. Biz de ikincisine bakalım. Eynet tilmiyiz. Kız öğrenci nerede? Bakalım. fil maktebe kütüphanede değil. Fi devratil miye tuvalette. Evet doğru cevap. B şıkkı işaretliyoruz. Fi sınıfta değil. Bunu da elemiş olduk. Sonraki teslimde geçelim. Eynel muallimetu. Kadın öğretmen nerede? Fil maksif kantinde. Hayır. B. Fi ya riyada. Spor salonunda. Evet doğru cevap. B şıkkı. Ah, C şıkkı ise fissaf sınıfta değil. Diğer sorumuza geçelim. Eynel muallimu erkek öğretmen nerede? Fil maksif kantinde değil. B. Fil mektebe kütüphanede değil. C şıkkı fi gurfeti muallimi öğretmen odasında. Evet doğru cevap C şıkkı. Ahsentum. En son eynel mudir. Evet. Erkek müdür nerede diyor? Fi gurfetil mudir. Evet doğru cevap. A şıkkı. Burada A elif gözükmüyor. İşaretten. Yani müdür odasında. Fil mektebe kütüphanede değil. Fil malum öğretmenler odasında değil. Bu şekilde bunları işaretlemiş olduk. Evet geçelim diğer etkinliğimize. Burada ise eşleştirme var. Değerli öğrencilerim eşleştirelim. Safun sınıf hangisi safun? Soldaki resim. ikinci. Muhtabarun rabat var. Şöyle işaretliyoruz. Saatatur riyada spor salonu cayit. E, maksifun kantin evet. Gurfe muallimin mügallimin öğretmen evet, odası evet. Devam ediyoruz. Mektebetun. kütüphane Ceyit. Uğur Fetülmudir müdür odası. Ceyit. ya Tuvalet. Bu şekilde tamamlamış olduk. Evet. Geçelim diğer etkinliğimize. Bu da eşleştirme yapacağız. Öğrenmiş olduğumuz noktalamalar. Evet. Noktayı kendisi yapmış. Nokta t neydi? Düşünelim. Evet. sentum iki nokta üst üste. demek Ceyit. Fasırlatun. Virgül. Jeyit, ahsentem. Alanma istifam, evet, soru işareti ahsentem. Alanma tegejb, Ünlem. ahsentem. Kauşan, s, parantez, ahsentem. Bu şekilde bunda tam olmamış, olduk. Evet, son, şey geldik, ünitemizin son konusu. son etkinliği. Bunun tercümesini yapacağız. Altına anlamını yazabilirsiniz. Bir, birden başlayalım. Bir, asıdku esasul hasenet. iyiliklerin temeli doğruluktur. Vel kezib esasu seyyat, kötülüklerin temeli yalandır. Bu bir. İkincisi, Sadıkum anne, -sad Allah. İns i̇nsanlarla doğru olan Allah'la doğrudur. İkincisi bu. Üçüncüsü, es-sadku alametü takva. Doğruluk takvanın alametidir. Dört, El-emanetü min ahlakı'l-muslim güvenillik Müslüman'ın ahlakındandır. 5. Azdakus sıdk el-emanet ve ekzebul kezibi el khiyana En doğru doğruluk güvenilliktir. Yalanların Yalanların en yalanı ise ihanetliktir. Ve ihanettir. Yalanın en yalanı ise ihanettir. Bunları da yazdıktan sonra tamamlamış oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Narakum alekheir fi emanillah.